Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda Garanti Bankasından gelen önemli bir sinyali anlatacağım size. Çünkü bu sinyalin etkileri önümüzdeki dönemde dönüp hem piyasaya baktığımızda hem dolara baktığımızda, reel sektöre baktığımızda yani ekonomik alanın her noktasını etkileyecek. Bu yüzden bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Özellikle dolar TL üzerinde de etkileri olacak. Bir kez daha söyleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın, burada e, karar nedir dediğimizde İspanyol bir banka var BBVA ve bu e, Garanti Bankasının arkadaşlar. 2011 yılından itibaren satın almaya başladı. Payder Bey pay, parça parça e, Türk Patron'dan bunu satın almaya başladı. Ve son durum nedir diye baktığında, şimdi e, BBVA'nın garantideki payı %49.85 ve kendisine ait olmayan %50.15'lik kısmı almak için hisse başına 12 lira 20 kuruşluk bir fiyat teklifinde bulundu ve bunun için de 2.2 milyar euroluk bir bütçe ayırdı arkadaşlar. Şimdi bu operasyonun ya da bu haberin getirdiği sinyaller, sonuçlar nedir dediğimizde bakın tek tek şunlara geliyoruz. Birincisi şu. Biz hatırlarsanız arkadaşlar Önceki yayınlarda Remzi Bey ile şunu söylemiştik. Bakın bir dediğimiz daha çıktı diyorum. Yani bunu ukalalık olarak adetmeyin lütfen. Ama dediklerimiz tek tek çıkıyor. Ve biz demiştik ki bu dolar TL böyle yükseldikçe Türkiye'nin en güzide, en başarılı, en karlı firmalarının değeri 3.30 paraya düşecek. Sudan ucuz hale gelecek. Çünkü bakın yabancı geliyor Türkiye'ye 1 dolar bozduruyor 10 lira alıyor ve bu 10 lirayla gidip Kendisine göre fiyatı ucuzlamış olan istediği firmayı satın alabilir dedik. Ve ne yapar? Bu firmayı satın alır. Bu firmanın yüksek karını da Türk halkı ya da Türk girişimcisi alacağına götürür. Yurt dışındaki kendi halkına, kendi girişimcisine verir. Peki neden oluyor dediğimiz zaman? İşte bunun sebebi yine ne yazık ki ekonomiyi ve siyaseti iyi yönetemeyen bir iktidar yani AKP iktidarı nedeniyle dolar TL'nin 10'a çıkması ne yazık ki Türk firmalarının değerini düşürdü, Türk firmalarını zayıflattı. Türk firmaları zaten krediye muhtaç. Dolar TL'nin yukarıya çıkması girdi maliyetlerini artırdı diyoruz. Yine AKP ekonomi modelinin bir gereği olarak halkın geniş kesimlerin alım gücünün düşmesi bunun yerine bir takım müteahhitlerin yandaş kesimlerinin alım gücünün artması ne yaptı? Ekonomi de toplam talebi düşürdü. Toplam talep düştüğünde Türk firmaları istedikleri gibi rahat rahat satış yapamadılar. Satışları düştü, sıkıntıya girdiler. Belki ISO 500 için böyle değil ama ISO 500'ün altında kalan kobiler şu an inim inim inliyor arkadaşlar. Ciroları, siftahları yok. Dolayısıyla bakın güçsüzleştirilmiş bir ekonomi modeli var ve bu modelin en önemli parçaları olan firmalarımız ne yazık ki şimdi yabancıların paralarının değer kazanması nedeniyle sudan ucuz hale geldi. Adeta, adeta ne yazık ki bu tabiri kullanacağım ama batan geminin malları durumuna düştüler bizim çok büyük firmalarımız. Ve bunun sakıncası ne? Şimdi bugün Garanti örneğinden gidelim. Garanti Bankası gerçekten çok iyi yönetilen bir banka. Türkiye'nin çok önemli bir değeri. Türkiye'nin bankacılık sisteminde zaten en küçük sorun yok. Bunu yıllardır söylüyorum ve Türk bankaları karlı firmalar. Ama üzüldüğümüz nokta şu. Böyle karlı firmaların kendimize ait insanlar tarafından sahiplenilmesi, bizim olması dolayısıyla buradan çıkan karın da Türk halkına kayması bizim gönlümüzde olan bir noktaydı. İstediğimiz şeydi. Ha bugün insanlar diyorlar ki ya efendim işte ee, siz diyorsunuz böyle ama bakın borsa yükseldi. Arkadaşlar bu anlık bir olay. Borsa yükselir. Borsa nasıl yükseliyor? Elinde Garanti Bankası olanlar fiyat 12 20'ye çıkacak diye bir zenginleşecek. Ama kaç bin kişi bu? Ama orta ve uzun vadeye baktığımızda Garanti Bankası'nın bir İspanyol egemenliğine girecek olması ne Türk borsası için iyi bir gelişmedir ne de Türk halkı için iyi bir gelişmedir. Oradan gelen 2.2 milyar euro niye geliyor? Oradan gelen 2.2 milyar euro Garanti'nin önümüzdeki yıllarda çok 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 daha fazla elde edeceği milyarlarca, yüz milyarlarca euro'luk, dolarlık kazancı İspanyol halkına götürmek için geliyor. Burada övünülecek, burada mutlu olunacak bir durum yoktur. Türk firmaları zafiyet içine düşürülmüştür ve bu zafiyetten yararlanan yabancılar vardır arkadaşlar. Bu noktada Belki bardağın dolu tarafı olarak şunu görebiliriz. Garanti BBVA'nın yatırımcılarla yaptığı hemen e, bu karardan sonra bir toplantı oldu. Ve o toplantıda şunu söylediler. Dediler ki: "Biz Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz." dediler. Bu şu demek? Türkiye bizim önceki videolarda söylediğimiz gibi 2023'ten sonra ekonomisi büyük bir sıçrama yapacak ve yabancılar 2023. Yani AKP'siz Türkiye senaryosunu satın almaya başlıyorlar. Gerçekten çok düşük bir fiyata gerçekten Türkiye'nin en güzel bankasını, en karlı bankalarından birisini satın alma satın alma kararı verdiler. Bakın 2017 yılında e, Şahenk'ten arkadaşlar yine aynı banka BBVA hisse başına 2.2 dolara alıyordu. Şimdi kaç alıyor biliyor musunuz? 2021'de hisse başına 1.2 dolar. Yani bakın yarı yarıya düşmüş neredeyse. O kadar korkunç, o kadar korkunç bir ucuzlama var ki insanlar dönüyor, Türkiye'ye bakıyor. Diyorlar ki evet AKP çok berbat bir yönetim sergiliyor şu an. Ekonomisi ayrı, siyaseti ayrı. Dolar TL yukarıya doğru çıkıyor. Evet Merkez Bankası'nın faiz politikası yanlış. Buna rağmen 2023 yılında Türk halkı AKP'den kurtulduğu anda bu ekonomi roket gibi yukarı gidecek. Ve buna istinaden de ben gidiyorum Türkiye'nin en iyi bankalarından birisini satın alıyorum diyor. Bakın, hatırlıyor musunuz? Biz buna benzer görüşleri abonelerimize daha önceden de verdik. Bir kez daha tekrar edeyim. Biz bunu dedik arkadaşlar zaten. Türk firmaları satın alınacak dedik. Türk bankacılık sektörüne Dikkat edin dedik. Troller tabi şimdi sustular konuşamıyorlar. Niye? Dedik ki 8 lirayken dolar 10 lira olacak dedik. 10 lira oldu hepsinin sesi kesildi. Bir iki tanesi cızırtı yapıyor o da boş yapıyor. Ama arkadaşlar bir dediğimiz daha çıkıyor bakın. Bu kanalın stratejik öngörüsünü lütfen takdir edin. O da neydi? Türk bankacılık hisselerini size önermiştik. Bankalara bakın demiştik. Bankalara lütfen dolar TL olarak bakın demiştik. Dolar TL olarak baktığımızda yapı kredi o zamanlar söyledim size arkadaşlar. İsmini zikredemedim. Çünkü SPK ile başımın derde girmesini istemedim. 25 centti. 25 centti. Bugün garanti ile beraber tavan çeken firmalardan birisi de Yapı Kredi. Bunlar çok kıymetli kağıtlar arkadaşlar. Elbette ki bu bir yatırım tavsiyesi değildi size. Bu bir stratejik öngörüydü. Bunu gidip aracı kurumlarda ve bankalardaki yatırım danışmanlarınızla istişare edin dedim bu fikri. Eğer onlarla istişare etmiş olsaydınız şu an bunlarda zaten pozisyon açardınız. Dolayısıyla Evet bir kez daha söylüyorum. Hamdolsun bugün biz Avrasya yatırım abonelerini bir kez daha yanıltmadık. O haklı çıktık ve onlara sunduğumuz stratejik öngörülerin isabetle karşımıza geldiğini görüyoruz. Neden? Çünkü İspanyollar dolar bazı grafiği açtı baktı. Döndü dolara baktı. 10 lira doları gördü, değerleri gördü. Dediler ki, hadi bakalım garantideki kalan son %50'yi de biz alalım dediler. Dolayısıyla burada böyle bir durum var. Ha! Boş tarafı, bardağın boş tarafı firmalarımız elden kayıyor. Dolu tarafı 2023 sonrası için Türkiye'de insanlar bir potansiyel görüyor. Yani Türkiye Evet gerçekten sıkıntılı günler yaşayacak ama 2023'ten sonra hiç korkmayın arkadaşlar patron arkadaşlar Millet İttifakı geldiği anda dünya ile barıştığı zaman Türk ekonomisi ve Türk siyaseti firmalarınızın satışları 3'e 5'e katlayacak bu kadar dar zor günleri geride bırakmış olacaksınız. Aynı şey memur için de, emekli için de, işçi için de, çalışan için de gerekli. Çünkü enflasyonda gözle görülür bir düşüş olacak. Bakın neden bunu söylüyorum? Bu bir propaganda değil. Bunu söylememdeki amaç şu. Merkez Bankası'nın yanlış politikası bugün dolar TL'yi 10 yaptı. AKP kendi bekasını korumak için dolar TL'yi 10'a çıkarttı arkadaşlar. Faizi indirerek enflasyonun altında. Ama bunu indirmeseydi dolar bu kadar yükselmeyecekti. Enflasyon bu kadar artmayacaktı. Beni izleyen arkadaşlarım şu an enflasyonun altında bu kadar kalmayacaktı. Ama ne yaptı AKP? kendi 2023 seçimini garanti altına alabilmek için umutsuzca bir şekilde faiz indirimi yaptı. Bakın bu yüzden diyoruz ki işte AKP'den kurtulduğu anda Türk ekonomisi büyük bir sıçrama yapacak ve Perşembe günü işte bir karar geliyor, Merkez Bankası e, politika faizini açıklayacak ve yine orada. Kuvvetle muhtemel bir 100 bas puanlık indirim göreceğiz. 16'dan 15'e gelen bir politika faizi. Ama bu bir işe yarıyor mu? Yaramıyor. Dönüp ticari kredi faiz oranlarına baktığımızda çok Dramatik düşüşler görüyor muyuz? Hayır. 2 puan, 2,5 puan. Dönüp işin kötüsü dolar TL'ye baktığımda da dolar TL'nin yukarıya çıkması için yeni bir motivasyon daha gelecek perşembe günü. Neden? Ekonomik realiteden kopuyorsunuz. Enflasyon 20 iken siz 15 yaptığınız zaman faizi aradaki 5 puanlık makas yine doların onun üzerinde kalmasına sebebiyet verecek. Bugün garantinin haberiyle beraber dolar TL bir gevşedi, geri yaptı. Belki anlık olarak da gevşeyebilir. Burada ben şunu söylüyorum arkadaşlar 9.75 önemli. 9.75'in altına kırarsa 9.50 ve 9.25 potaya girer. Ama girdi diyelim arkadaşlar ne olacak? Dolar daha mı aşağı inecek? Ne yazık ki bu yapısal sorunlar. Merkez Bankası'nın AKP'yi kurtarmak için yaptığı bu politika faiz hamleleri durduğu sürece Dolar 9.75'i kırıp 50, 9.25 yapsa da orada kalmayacak. Ve bütün bunlar yatırımcılar için bir alım fırsatı olacak. Bu hikayeyi yıllardır, 2 yıldır, 3 yıldır yaşıyoruz. Gerileyen doları hane halkı ve firma sahipleri alım fırsatı olarak görüyor. Ve yine belki aynı noktaya geleceğiz ama... Merkezin bu inatçılığı devam ettiği sürece arkadaşlar yani perşembe bir 100 bas puan daha indirirse doların 10 üzerindeki yolculuğu devam edecek gibi gözüküyor. Ama pas geçerse işte belki 9.75'i bir kırma teşebbüsüyle de karşı karşıya gelebiliriz. Ama o da sürekli kalıcı bir düşüşü ne yazık ki bize beraberinde getirmeyecek. Dolayısıyla garanti büyük ihtimalle İspanyollara gidiyor. Keşke keşke o gelen yurt dışından gelen sermaye arkadaşlar bir yeni garanti bankası kurmak için gelse sıfırdan bir tesisi kurmak için gelse, yani bize ait olan bir tesisi alıp yurt dışına karını götürmek için gelmese, ideali bu. Ama bu ideali biz 2023'e kadar AKP iktidardayken yapamayacağız. Ancak o gittikten sonra Türkiye'ye inşallah sıfırdan fabrika, sıfırdan banka kurmak için yabancı sermayenin geldiğini göreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.